O çift başlı kartalla ilgili tabii bizi şu anda aktüel olarak ilgilendiren kısmı Selçukluların o demin sizin de gösterdiğiniz armada kullanmış olmalarından dolayı biz bunu sahipleniyoruz. Kafanın iki tarafa bakmasını doğunun ve batının hakimiyeti anlamında yani hem mağribin hem maçlıkın sultanı olmak i̇şte anlamında. Ben o çok teferruata girmek istemedim. Evet, evet. Yani hani şey açısından söylüyorum. Bir de Selçuklularda ve sonraki dönemlerde biraz da belki tarım toplumu olmanın hasebiyle kuş isimlerini ve güçlü hayvan isimlerini isim olarak verme var. Mesela Tuğrul. Tuğrul bu anlamda yırtıcı bir kuş ismidir. Şahin ismi yine o dönemde Şahin Şah şeklinde falan Doğan. Kullanılan Togan diye Doğan ismi kullanılır. Yani Türkler bunları veriyorlar. Gelenekte bu var. Bir de tabii Arslan ismi çok, Pars ismi çok yaygın. Yani yani kendi tarihimiz aktüelitesinde bu tip kuşların ve hayvanların kuvvetli. Kuvvetten dolayı, hakimiyetten dolayı bir de iki yönün de sultanı olmak kavramı önemli bir kavram. Onlara büyük bir vizyon katıyor. Selçuklu efendim eserlerine yansıyan o çift başlı kartalın siyasi anlamında biraz da o var. Yani ok ve yayı kullandıkları kadar kartalı da o anlamda kullanıyorlar ki biz de o şeyi i̇şte miras olarak seyircimiz soruyor. Amerikan ABD'nin almasındaki kartal ile bazilisk bir alakası var. Bazilisk değil efendim. Bazilisk. Basilisk. Aynıdır. Arnavutların kartalı. Evet, Amerikan yani Birleşik bir Amerika'nın birçok kültürde var. Aynı. Kaynak çünkü aynı. Müslümanlıkta da var, Hristiyanlıkta da var. Totemizme kadar girmişti. Budur. Yani Tanrı Anzu'nun gece ve gündüz seyahati. İşte çift baş. Gündüz de var, gece de var. Teferruatına artık girmedim ayrıntılarına. O fakat dediğim gibi Frankfurt, Jakobsen ve Thornkill'de okursanız çok güzel anlatmışlardır. Kusura bakmayın tabii siz her zaman söz meclisinden dışarı. Geçenlerde bir sanat tarihi hocasıyla konuşuyordum. Osmanlı sanatında çift başlı kartal yoktur dedi. Talebeniz efendim profesör. Valka ve Gülşah hikayesini galiba Kongo kralı yazdırmış. Aç oku kızım. Orada. Aç oku. Mesela. Yahu. Gidin Deniz Müzesi'ne Saltanat Kayığı'nın üzerine bakın. Çift başlı kartal var. Ejderha zannediyorlar ve çift başı katal. Ha onu ejderha zannediyorlar. Çift başı katal durur. Elbaz ilisidir. Şey de enteresan bak mesela bu söylediğin yırtıcı hayvanlar. Tabii tabii. Anadolu'ya gelince değişiyor. Bak Pars ismi Osmanlılar'da yok. Tabii. Hı? Pars ismi Osmanlılar'da yok. Pars. Pars'ı kullanmıyor. Halk arasında da yok yani. Belki kurt. Bir iki tane nadir var. Yaşadı. Kurt. Yok ki bizde. Yaşadığı muhitle alakalı tabii. Yani kendi yaşadığı muhitteki güçlü. Tabii. Uçan ya da yerdeki hayvanların isimlerini veriyor. Çünkü şey isimle isimlendirilen arasında bir etki ilişkisi bir de, olacağını da tabii düşünüyor. Tabii şey oluyor. O ismin onu etkileyeceğini düşünüyor. Korkuyor gelmiyor. İslamiyet'in yayılmasından sonra tabii mesela Osmanlı'dakiler zamanında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde en çok kullanılan isimlere baktığınız zaman işte Ali, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Mustafa. Yani ilk onun yoğun olarak İslami isimler ön plana çıkıyor. Daha ağırlaşıyor. Şey enteresan. Anadolu'da yaşayan o Karamanlı dediğimiz Hristiyan Türkler Türkçe isimleri taşımaya devam ediyorlar. Tursun, Durmuş, Kaplan. Mesela bu Kayseri civarındaki o ama Konya'daki, şey olur ya milli kimliğini korumak ve çevrelenmiş bir kültürün içinde kalınca kendini farklılaştırmak ihtiyacı hisseder ya. Doğru. O isimleri kişiliğini korumak için kendisini farklılaştırarak kendini ötekiyle bir mesafe koyuyor. O Türkçe öbürler çünkü Mustafa Ahmet dese onun içine kaybolup gidecek ama Dursun şu bu dediği zaman o kalıyor. Yani o anlamda Allah'tan şey başka var. Bu Zübeyde Hanım meselesi için şu şeyi getirmiştim flash diski. İçinde şeyin fotoğraf çizim vardı. Hocam şimdi hoca A diyecek hemen. Numarasını söyler yazmanın. İlk günüm şunu ekrana bir verebilirsek. Şu görüntüyü lütfen. Ha ne dedim? Genç Osmanlı efendim saltanat kayığında gösteren bir minyatür. Bilmem ne şehnamesi. Nadiri. Sen de sanat tarihçisin. Nadiri şehnamesi efendim. Nadir'in ki tarih kitabı. Şimdi bakın yaklaştırıyorum saltanat kayığını. Gördünüz mü? Şu, yanına ilk gün biraz çeker misin? Şu. Şunu da büyütüyorum. İşte bazilisk bu. Bu aslında çift başlı kartal bu. Şu. Ve bu 1924'e kadar
yaşıyor. Yaşıyor. Uzaktan dediğin gibi ejderhaya benziyor. Ejderhaya benziyor ama bazilisk bu. Bazilisk. Yani şöyle biraz daha, biraz daha büyütürsen dağılmıyorsun. Büyümüyor. Büyümüyor mu? Evet. Büyümüyor. Göz görünüyor canım. Evet, evet bu. İşte daha bu efendim, ne? Bazilisk bu. Çift başlı kartal. Evet, iki başı var. Ama dediği doğru mu kadın? Genelde ejder gibi zannediyoruz. Hı, şimdi, evet. Şimdi büyütmeyince daha görülmüyor evet, tabii. Küçük güzel çok şey tartışılıyor şimdi. Cemal hocalar bu askeri müzedeki 4. Mehmet'in şeyini karbon testi yaptılar. Askeri müze değil, deniz müzesi. Şimdi pardon, deniz müzesindeki karbon testi yaptılar. 100 sene geri gitti. 3. Murat zamanında gitti şey. 16. yüzyıldan kalma bir deniz aracı. 17 diyorlardı. 17 evet, diyor deniyordu. 16'ya gitti. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tabii 13 gün. Oradaki bak şimdi çiçek binecek diyeceksin gene ama orada fevkalade güzel bir süsleme vardır. Sedef işi. O sedef işi aynı şeye bak. Birinci Ahmet tahtına bak. Basilisk var mı hocam? Sedef çiçekler var. Ama çok lazım. Birinci Ahmet'i hayır ama bak birinci Ahmet'i iniyorsa o zaman üçüncü Murat'a inmesi karbonlu özdeşiyor. Özdeşiyor. Yani ben destekliyor. Sen Saltanat Kayı'nı gördün mü oradaki kadırgayı? Tabii. Yani tamir hakkında önce gördüydüm. Benim şey... Nasıl baktın? Müzenin şeyinden. Baktın mı yoksa... Benim kitapta görmüştür Hasbahçe'de. Neyi kadırgayı yok kendisini de gördüm orada. Hocam çiçek değil ki konu şu anda. Şeyine bakmadım ama işlemelerle bakmadım. Sen ne diyorsun tarih diyorsun. Ben de sana tarihleme yapıyorum. Ama şimdi başka bir şey söylüyorlar. Üslup bakımından. Hocam başka ben, bir şey söylüyorlar. Ben de konuştum şeyle. Yalnız başka bir şey söylüyorlar. Texas Üniversitesi'nde Cemal'le. Cemal Bey'le. Tabii. Şimdi başka bir şey söylüyorlar. Daha önce de. Bu bana basilisk... sordum. Dedim ki bak en yakın benzeri 1. Ahmet tahtıdır dedim. Ama onun altında da var o şey. Küpeşlerin altında rölyef olarak basiliskler gözüküyor orada.